Yeni Yaşam'dan, Özgür Basın'dan meslektaşlarımız evleri basılarak gözaltına alındılar. Bu gözaltı süreciyle ilgili herhangi bir bilgi verilmediği gibi bu gözaltıların 2 yıl önceki bir dava bahane edilerek yapıldığını öğrendik. Aynı şekilde Belçika'da da, Brüksel'de Star TV ve Medya Haber bürolarına baskınlar yapıldı. Türkiye'de görmeye alışık olduğumuz görüntüleri orada gördük. Bugün hem gazeteci arkadaşlarımızı hem de gazeteciliği savunmak, gazeteciliğin haysiyetini savunan arkadaşlarımızı savunmak için burada bir basın açıklaması gerçekleştireceğim. Açıklamadan önce bugün aramızda Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Disk Sosyal İş, Dev Yapı İş aramızda var. Öncelikle ben Dicle Fırat Gazeteciler Derneği ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği'nden Nezahat Doğan'a sözü vereceğim. Evet, merhabalar. Aynı zamanda tabii ki Yeni Yaşam Gazetesi, Mezopotamya Ajansı adına da birkaç bir şeyi söylemek isteriz. Bu şaşırdığımız bir durum değil. Her daim maalesef ki son yıllarda, uzun yıllardır siyasal iktidarın yürüttüğü politikalarla basını susturmak adına basını illegalize etme tarafında özellikle daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıyayız. Bugün de dün sabah da yeniden başka bir operasyon dalgasıyla da baskınla da güne uyandık. Hem görsel yayın yapan Medya Haber ve Haber TV ve Sterk'e yapılan baskın sonucunda görsel yayın yapan kanalların karartılması, ekipmanlarına el konulmaya çalışılması ve kırılması. Öte taraftan eş zamanlı olarak İstanbul ve Ankara merkezli yürütülen ev baskınlarında ve operasyonlarda 9 arkadaşımız evleri basılarak, evlerinde arama yapılarak, talan edilerek ve aynı zamanda ters kelepçelenerek gözaltına alındılar. Ve dün 24 saat bir kısıtlılık kararı getirildi. Avukatlarla dahi görüştürülmediler. Dosyaya gizlilik kararı getirildi. Bu bize neyi gösteriyor? 2022 yılına ait bir soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları ifade edildi. Biz bu gözaltıları ve daha sonrasındaki tutuklamaları, iddianameleri, soruşturma dosyasının içeriğinin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz ve bu gizlilik kararının da neye göre yapıldığını da aslında kestirmek çok da mümkün işin açıkçası bu siyasal süreçte. Bir tarafta yanı başımızda sürdürülmeye çalışılan savaş, öte tarafta yapılan bu tür medyaya ve medyaya hedef alan baskınların en temelinde şu çok net ki her daim ya bir sınır ötesi operasyon olmuştur ya da çok keskin savaş politikası ve operasyonların sinyalleri olmuştur ve bunların kamuoyuyla paylaşılması, hakikatlerin gün yüzüne çıkarılması ve bunun önüne geçilmesi için ilk hedef elbette ki burada yayıncılık, gazeteciler ve hakikatleri dile getiren, gerçekleri sahada yansıtan, görsel olarak yansıtan, kaleme alınan gazetecilere yönelik saldırılar yapılmıştır. Ve biz şunu her daim biliyoruz ve bu saldırıların en başında da elbette ki özgür basın, özgür basın çalışanları ve Kürt basını ve Kürt yayıncılığı hedef alınıyor. Biz özgür basın çalışanları olarak şunu her daim söyledik: gazetecilik suç değil. Nerede, ne şekilde gazetecilik faaliyetleri yapılırsa yapılsın, hiçbir şekilde suç olamaz, hiçbir şekilde bu hukuksuzluklara sessiz kalamayacağımızı, gazeteciliğin suç olarak ifade edilmesinin hukuksal olarak suç olduğunu ve birlikte bütünlük olarak bir dayanışmayla bu güç birliğini göstermemiz gerekliliğinin altını her daim çizdik. Evet, bugün de yine buradayız. Bugün de bir dayanışma için, bugün de gözaltında olan arkadaşlarımızın serbest bırakılması için, onlarla ilgili özellikle bu gelinen son süreçte çok daha keskin
keskin bir süreçle karşı karşıya kalacağımızın bilincinde de olarak bu özellikle Avrupa'dan doğru bugün Türkiye'ye hak ihlalleri, insan hakları ihlalleri, basın yönünde ifade özgürlüğünün önünün kesilmesi, yapılan hukuksuzluklara karşı ifadeler varken bugün şunu da gördük ki Avrupa'dan başka bir düğmeye devletler arası, ülkeler arası ilişkiler nezdinde başka bir şekilde basıldığının, bunun daha sonrasında da Türkiye'deki iç siyasette de başka özellikle basına yönelik saldırıların da özellikle gündem değiştirme ve yeni bir gündemle karşı karşıya kalacağımızın da bir işareti olarak görmek mümkün görünüyor. Ve bugün biz ne olursa olsun gazeteci arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu, ne olursa olsun yayıncılıkta hakikatin peşinde olacağımızı özgür basın olarak ifade ettiğimizi bir kez daha buradan belirtiyoruz. Ve şu bir gerçek ki bu baskınlar, bu saldırılar 126 yıldır özellikle Kürt basınına yönelik yürütülen bu saldırılar, bu baskınlar, bu şiddet, bu kapatma, bu karartmalar, bu sesi kesilmeler, Ape Musa'lardan bugüne geldiğimiz yerde ne kalemler yere düşecek, ne kameralarımız karartılacak, ne de siz o kameraların arkasında olmamış olacaksınız. Biz olmaya devam edeceğiz. Biz bu sesi yükseltmeye de devam edeceğiz. Ve biz gerçekleri ne şekilde olursa olsun devletlerin işlediği suçları, sistemlerin işlediği suçları, kamuoyunda yaşanan, toplumda yaşanan, sokakta yaşanan, emekte yaşanan, işçide yaşanan, kadında yaşanan her ne sorun varsa ne olursa olsun bunları gün yüzüne çıkarmaya, hakikatleri ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. O yüzden bu dayanışma çok önemli ve bir kez daha şunu da belirtelim ki bağlı olduğumuz kurumlar adına yaptığımız açıklamalarda ve ifadelerde ve bireysel olarak da yapacağımız, söyleyeceğimiz her sözde basına yönelik yapılan saldırıları bir kez daha kınıyoruz ve buradan bir kez daha geçmiş olsun diyoruz ve en son neticede gözaltında olunan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Özgür basın hiçbir şekilde susmadı, hiçbir şekilde de kalemlerimiz yere düşmeyecek. Özgür basın nezdinde Kürt halkına ve halkın haber alma hakkına yönelik saldırılara karşı birlikte mücadele etmekten gurur duyuyoruz arkadaşlarla. Sözü şimdi DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgür Saki'ye vermek istiyorum değerlendirmelerini almak için. Merhaba değerli basın emekçileri. Siz bizden çok daha iyi biliyorsunuz ki resmi ideoloji dışında habercilik bu topraklarda daima devletler tarafından, hükümetler tarafından hedef alınacak bir şey olarak gösterilmiştir. Bu Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren, oraya da geri götürebiliriz, aslında bir bütün olarak eşitlik, özgürlük mücadelesi verenlerin kendi hakikatlerini, kendi gerçeğini, resmi ideoloji dışında kendi gerçeğini duyurma, yayınlama faaliyetleri sırasında tarihsel boyunca ağır saldırılara maruz kaldığını biliyoruz. Bu son operasyonla, operasyon diyorum kendi dillerinde, aslında biz ne Irak ziyaretinden, ne yeni savaş politikalarından, ne yeni sömürgeci politikalarından ve kadın düşmanı politikalarından bağımsız olduğunu düşünmüyoruz. Yeni bir savaş hazırlığı var ve bu yeni bir savaş hazırlığında en büyük darbe, faşistlere, diktatörlere en büyük darbe gerçekten gelir. Gerçeğin sesinden, hakikatin sesinden gelir. Bu anlamda da bu yeni savaş politikaları karşısında gerçeğin sesini, hakikatin sesini kısmak için bu operasyonun yapıldığının çok iyi farkındayız. Dolayısıyla suç işleyen şu anda bizim gerçeğin sesini dile getiren arkadaşlarımızı gözaltına almaktır. Tutuklama talebiyle mahkemelere sevk etmektir. Kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Gerçekte bizim sesimizi boğmak isteyenlere karşı biz suçlamayı getiriyoruz. Yaptığınız suçtur. Derhal arkadaşlarımızı, özgür basın emekçilerini serbest bırakın diyoruz. Hem emekçilere hem Kürt halkına karşı hem mesleğimize karşı mücadelelerde bizi yalnız bırakmayan kardeş sendikamız Dev Yapı İş aramızda. Sözü Dev Yapı İş Genel Sekreteri Nihat Demir'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Hem bu iktidar hem önceki iktidarlar her zaman aynı şeyi yaptı. Yani ondan olmayan herkese düşman oldu. Bu gazetecilere her zaman düşman oldu.
yani Kürt halkının rengine, diline, tarihine düşman oldu. Her şekilde saldırıda maruz bırakıldı bu gazetecileri. Ama kalemleri kırılmadı. Her gün mücadele ediyorlar. Yani öyle bir düşmanlık vardı ki öncelerinden bugün, dün hani Ape Musa'nın ıslığına bile düşmandı, düşmanlık yaptı. Ama ne oldu? Belgesel haline geldi, film haline geldi ve onlar tarihin sayfasına karanlık olarak giderken Ape Musa'nın ardıları ve öğrencileri bugün kadının sesi oluyor, işçinin sesi oluyor, emekçinin sesi oluyor, gençlerin sesi oluyor her yerde. Yani biliyoruz, buradaki arkadaşların hepsini tanıyoruz. İnşaatlarda onlarca arkadaşımızın beton bloklarında cansız bedenleri topluma yansıtan arkadaşlarımızdır. Her gasp, hak gaspında arkadaşlarımızın sesine ses oldular. Her zaman yanlarımızda oldular bu arkadaşlar. Yine geçenlerde daha 29 arkadaşımız yanarak can verdi. İnşaatçıydılar, garsondular. Yine onların seslerine ses olan bu arkadaşlardı. Bu anlamda yani ne yapıyorlarsa yapsınlar, yani bu arkadaşlara saldırdıkları her süreçte görüyoruz ki onlar kendi ölümünü hazırlıyorlar, kendi sonunu hazırlıyorlar. Buradaki arkadaşlarımız hem basın hem gözaltına alınan hem tutuklanan arkadaşlarımız asla diz çökmedi, boyunu eğmedi. Her zaman işçinin yanında oldu, ekoloji kırımı gerçekleştiren patronların karşısında oldu. Bugün de yine işçinin, emekçinin sesi olmaya devam ediyorlar. Bu anlamda bütün arkadaşları selamlıyorum. Onların derhal serbest bırakmasını talep ediyoruz. Şimdi sendikamız Disk Basın İş adına yönetim kurulu üyesi İzel Sezer size basın açıklamamızı okuyacaklar. Gazetecilik değil, gazeteciliği engellemek suçtur. Türkiye'de neredeyse her güne basına hedef alan yeni bir baskınla uyanıyoruz. Bu baskı politikalarının güncel gerekçeleri farklı olsa da değişmeyen tek şeyin iktidarların basını, gazetecilik faaliyetlerini, halkın haber alma hakkını sistematik olarak ihlal etmesi olduğunu görüyoruz. Dün bir kez daha gazetecilere yönelik bir operasyonla güne uyandık. İstanbul ve Ankara'da evlere yapılan baskınlarla Mezopotamya Ajansı muhabiri Esra Solindal ile Mehmet Aslan, Mezopotamya Ajansı eski muhabiri Doğan Kaynak, Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Enes Sezgin ile Özgür Basın emekçileri Saliha Aras, Yeşim Adıcı, Beste Argat Balcı, Şirin Ermiş ve Erdoğan Alayumat gözaltına alındı. Yine basına hedef alan her operasyonda olduğu gibi soruşturma süreci avukatlardan ve basından gizlenerek yürütülmekte, suçlamalar sır gibi saklanmaktadır. Şimdilik öğrenebildiğimiz gerekçenin 2 yıl öncesine dayanan bir soruşturma olduğu yönünde. Türkiye'de alışık olduğumuz ancak alışmayacağımız gazetecilere yönelik baskıya Avrupa'nın da eş zamanlı olarak dahil olduğunu görüyoruz. Avrupa'nın başkenti sayılan Belçika'nın Brüksel kentinde Sterk TV ve Medya Haber TV stüdyolarına da polis gece yarısı baskın yaptı. Türkiye'yi andıran bu baskında yayın materyallerinin tahrip edildiği kamuoyuna yansıdı. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da basın kurumları ve gazetecilere yönelik baskınların Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye yönelik olası askeri operasyonlarına ilişkin diplomatik temasların yoğunlaştığı bir dönemde yaşanması dikkat çekici. Bu da savaşta önce gerçekler öldürülür politikasına işaret etmektedir. Avrupa'da da Kürt basın kurumlarını hedef alan baskınlar yeni bir tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Şimdiye kadar Türkiye'de gazetecilere yönelik baskı ve tutuklamalar karşısında basın özgürlüğüne ilişkin endişelerini belirtmekle yetinen Avrupa Birliği ülkeleri tıpkı Türkiye'de olduğu gibi terör bahanesiyle medya kurumlarına yönelik baskıları artıran bir rol oynamaktadır. Bu, basın ve gazetecilik faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların devletler arası pazarlık konusu yapıldığının da bariz bir işaretidir. Dolayısıyla Kürt basın kurumlarını hedef alan bu baskın, Avrupa'nın ifade ve basın özgürlüğü normlarının bizzat Avrupa ülkeleri tarafından ihlal edildiğini göstermektedir. Bu, Türkiye'de hali hazırda zor koşullarda yürütülen gazetecilik faaliyetine yeni bir darbedir. Bir kez daha ifade etmek isteriz ki gazetecilik değil, gazeteciliğin engellenmesi suçtur. Halkın haber alma hakkı, haber üretim süreci suç konusu yapılamaz. Anayasa, yasa ve Avrupa normları gazetecilik faaliyetlerini değil, engellenmesini suç saymaktadır.
Ve yine ifade etmek isteriz ki hiçbir güç halkın haber alma hakkını engelleyemez. Özgür basını zapturapt altına alamaz. Gazeteci arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz.